Merhabalar, jeotermal enerji sektöründe gözlenen son gelişmeleri aktaracağımız yayınımıza hoş geldiniz. Bu yılbaşı itibariyle jeotermal santrallerimizin sayısı 65'e, toplam kurulu güç seviyesi 1676 MW'a ulaştı. Böylece Türkiye, jeotermal kurulu güç açısından dünyada 4. Avrupa'da ise ilk sıraya yerleşti. Jeotermal enerjinin toplam elektrik üretimi içindeki payı %3'ü aştı. Videomuzda Jeotermal Elektrik Santrali Yatırımcıları Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ufuk Şentürk ile yaptığımız röportaja da yer vereceğiz. Ama önce jeotermal enerjinin kullanım alanlarını kısaca hatırlayalım. Yer kabuğunun içerisinde farklı derinliklerde bulunan sıcak su, buhar ve gazın bünyesindeki enerji jeotermal enerji olarak adlandırılıyor. Ülkemiz jeotermal enerji açısından şanslı bir coğrafyada bulunuyor. Keşfedilen jeotermal kaynakların elektrik enerjisi üretiminde kullanılması durumunda yaklaşık 5000 MW'lık kurulu güce ulaşmak mümkün görünüyor. Bir başka deyişle Akkuyu Nükleer Enerji Santrali ile aynı düzeyde elektrik üretebilecek jeotermal kaynaklara sahibiz. Ülkemizde 59 şehirde jeotermal kaynak bulunuyor ama sadece 160 bin konut jeotermal enerjiyle ısıtılıyor. Mevcut potansiyel devreye alınabilirse bu sayı 5 milyon konuta çıkabilir. Jeotermal kaynaklar ısınma amaçlı kullanılırsa doğalgaz ithalatını yarı yarıya azaltmak mümkün olabilir. Sektör temsilcileri bu şekilde yaklaşık 25-30 milyar dolarlık kazanç elde edileceğini söylüyor. Jeotermal kaynaklar seraların ısıtılması için de kullanılıyor. Geçtiğimiz yıllarda bu şekilde ısıtılan seralara çeşitli teşvikler de sağlandı. Sonuçta verilen teşvikler işe yaradı ve jeotermal kaynak ile ısıtılan sera alanı 4300 dönümden 13000 dönüme çıktı. Uzmanlar bu rakamın 50000 dönüme kadar çıkartılabileceğini söylüyor. Eğer bu hedefe ulaşılabilirse yaklaşık 75000 kişiye doğrudan istihdam sağlanabilir. Öte yandan Almanya Enerji Bakanlığı ile yapılan çalışmalarda önemli bir gelişme yaşandı ve jeotermal sudaki madenleri ayrıştıracak teknoloji hayata geçirildi. Böylece lityum başta olmak üzere pek çok değerli madenin jeotermal kaynaklardan elde edilmesinin önü açıldı. Peki tüm bu avantajlarına rağmen jeotermal santraller çevreye zarar veriyor mu? Tarımsal alanlarda elde edilen verim düşüyor mu? Şimdi bu soruların yanıtını almak için JESLER Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ufuk Şentürk'ü dinleyelim. Önce doğal çıkışlarla faydalanılmış jeotermal enerjiden. Daha sonra işte sondaj faaliyetleri gelişmeye başladıktan sonra da makineler veya el yordamıyla yer altındaki sıcak suya erişilerek çeşitli faydalar sağlanmış. Geçmişte tabii tedavi, turizm, tarımsal faaliyetler gibi alanlarda kullanılırken 1908 yılında İtalya'da Lardarella diye adlandırdığımız sahada 500 kW'lık bir elektrik santraliyle artık elektrik üretiminde de kullanılmaya başlamış. Günümüzde yaklaşık 16.500 megawatt kurulu gücü var jeotermal santrallerin. 20'ye yakın ülkede jeotermal kaynaklar mevcut ve bunlardan elektrik üretiliyor. Yeni yeni Afrika kıtasında da bugüne kadar bilinen ancak yatırım yapılmayan sıcak su kaynaklarıyla da Kenya, Cibiti gibi ülkelerde de artık elektrik üretilmeye jeotermal kaynaklardan başlandı. Biz ise bu yolculuğumuza 1984 yılında EÜAŞ'ın Kızıldere, yani Sarayköy'deki Kızıldere sahasında 15 megawattlık bir santraliyle başladık. 1984'ten 2006 yılına kadar hiçbir jeotermal santral yatırımı yapılmadı. 2006 yılında MB Holding'in MTA'dan kiraladığı kuyular üzerine inşa ettiği 7,5 megawattlık bir santralde ilk özel sektör jeotermal elektrik santral yatırımı gerçekleşmiş oldu. Akabinde yine 2008 yılında Güriş Holding'in Ormat'la birlikte inşasına başlayıp daha sonra yalnız başına devam ettiği Germencik'teki 48 megawattlık jeotermal santralde de jeotermal santraller yavaş yavaş ülkemizde kendini göstermeye başladı. 2007 yılında jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular yasasının yürürlüğe girmesiyle özel sektör yasal güvencesini elde ettikten sonra jeotermal santral yatırımları yavaş yavaş yapılmaya başlandı. Daha sonra MTA bugüne kadar buluculuğunu yaptığı, keşfini yaptığı sahaları
özel sektöre ihaleyle satmaya başladı. Bugün 1676 megawatt kurulu güce ve 65 santrale sahibiz. Dünyada dördüncü sıradayız. Amerika Birleşik Devletleri, Endonezya, Filipinlerin ardından dördüncü sıraya yerleştik. Ancak farkımız şu, gerek Amerika Birleşik Devletleri, gerek Filipinler, gerek Endonezya, bunlar yaklaşık 60 yıldır jeotermal santral inşa ediyorlar ve buralara gelmişler. Biz ise buraya 10 yıl gibi çok kısa bir sürede geldik. Tabi bunun buralara gelmesinde META'nın bugüne kadar buluculuğunu yapıp özel sektöre devrettiği hazır sahaların önemi çok büyük. Artı yine 2006 yılında yeklem mekanizması dediğimiz yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizmasının hayata geçirilerek özel sektörden yenilenebilir enerji faaliyetleri sonucu elde edilen elektriğe belli bir fiyat garantisi ve alım garantisi sağlaması da bu yatırımların tabii önünü açtı. Ancak geçtiğimiz yıl yeklem fiyatlarının yaklaşık %40 geriye çekilerek dövize endeksli halden Türk lirasına endeksli hale dönüşmesinden dolayı jeotermal yatırımlar son 2 yılda neredeyse sıfıra yakın bir seviyede seyrediyor. Oysa ülkemizin jeotermal kaynaklar açısından elektrik üretim kapasitesi en az 5000 megawattlar seviyesinde. Bu da bir nükleer santralin üreteceği elektriğe eşit. Neden nükleer santrali örnek verdik? Çünkü yenilenebilir enerji kaynakları içinde arz güvenliği olan yegane elektrik üretim santrali jeotermal elektrik santralleridir. Diğer yenilenebilir tip santraller, güneş olsun, rüzgar, biyogaz ve dalga tipi santraller maalesef sadece kaynağı el verdiği sürece elektrik üretebiliyorlar. İşte güneş varsa elektrik üretiyor, rüzgar esiyorsa elektrik üretiyor veya biyogazda ham maddesi varsa elektrik üretiyor. Ama jeotermal kaynaklar 7-24, 365 gün elektrik üretim becerisine sahip, kapasitesine sahip kaynaklar. Jeotermal santrallerde kuyulardan elde ettiğimiz sıcak suyun biz eşanjörler marifetiyle sadece ısısını soğururuz, alırız. Suyu gramına dahi dokunmadan reenjeksiyon kuyularımıza ve aldığımız rezervuara basarız. Bu zaten fiilen de bunu bir alıcı ortamlara salmamız fiilen de mümkün değil. Bugün en küçük santralimizin saatte kullandığı su miktarı 1000 ton civarındadır. Ve ülkemizde de yasalar gereği bizim jeotermal suları alıcı ortamlara yani toprağa, dereye, çaya bırakmamız kanunen de yasak. Bunun da azımsanmayacak kadar büyük cezaları var, 400-500 bin lira gibi. O nedenle jeotermal santrallerin tamamı sadece jeotermal suyu bir ısı kablosu olarak kullanır. Isısını alır ve geri işi biten suyu tekrar ısınıp gelmesi için yer altına geri basarlar. Jeotermal kaynaklardan ülkemizde sadece elektrik üretim için faydalanılmıyor. Öyle büyük bir kapasitemiz var ki tespitlerimize göre dünyada jeotermal kapasitesi en yüksek olan ülkelerin başında gelmekteyiz. Bugün ülkemizde yaklaşık 160 bin konut jeotermal kaynaklarımızla ısınıyor. Bunu en az 5 milyon konuta çıkarmak yapılacak yatırımlarla mümkün. Çünkü böyle bir kaynağımız var. Turizmde yine hakeza 46.500 konut eşdeğer turizm faaliyeti jeotermal kaynaklarla ısıtılarak ve işte havuzları doldurularak şifa kaynağı olarak kullanılıyor. Ülkemizde özellikle kış aylarında ve bahar aylarında turizm faaliyetlerinde jeotermal kaynakla hizmet veren oteller tercih edilmektedir. Bunun en büyük örneği de Afyon'daki termal otellerdir. Yani yer bulamazsınız. Bursa, Eskişehir gibi şehirlerimiz, İzmir gibi şehirlerimiz de hakeza. Ve bundan sonra geçtiğimiz yıl bizim de JESTER'in de katkılarıyla turizm kanununda yapılan bir değişiklikle jeotermal kaynaklı turizm artık birinci öncelikli desteklenebilir turizm yatırımları için alınmış. Bunun en büyük sebebi de bizim de bu konuyu desteklemenin sebebi de yazın bir numaralı turizm yapılabilen Çeşme, Seferihisar, Marmaris, Bodrum, Kuşadası gibi şehirlerimizin tamamında jeotermal kaynaklar mevcut. Bunlar artık 4 ay, 5 ay turizm yapılabilir seviyelerden uluslararası 12 ay turizm yapılabilir seviyelere çıkarmamız gerekir. Böyle bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Sağ olsun Turizm Bakanlığı da bu çağrımızı duydu.
bayağı büyük teşvikler sağladılar. İnşallah jeotermal santrallerin gelişimi hızında, turizm kaynaklı yatırımları da hızlanır. Biz doğalgazın ülkemize özellikle son günlerde yarattığı sıkıntıların farkındayız. Ve her platformdan da şunu vurguluyoruz. Bizim doğalgazla ısınmaya ihtiyacımız yok. Özellikle Ege'nin tamamında jeotermal kaynakla ısıtılabilecek kapasite var. İç Anadolu'nun birçok yerinde. Yani 59 şehrimizde keşfi yapılmış jeotermal kaynak mevcut. Bunların tamamı etraflarındaki şehirleri ısıtabilir ve bugün konutlarda kullandığımız doğalgazın yarısının ithalatından vazgeçebiliriz. Bunun da artık bugün 60 milyar dolarlık bir doğalgaz ithalatı olduğunu düşünürsek ülkemize yıllık katkısının 25-30 milyar dolarlar seviyesinde olacağını ve enerji bağımsızlığımıza büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yine Tarım Bakanlığı ile yaklaşık 3 yıldır bir çalışma yürütüyoruz. Sağ olsun geçmiş Tarım Bakanımız, bir önceki Tarım Bakanımız Sayın Doktor Bekir Pakdemirli, bizlerin taleplerini koltuğuna oturur oturmaz 15 gün sonra yerine getirdi ve jeotermal kaynaklı seralara büyük vergisel teşvikler sağladı. Katma değer vergisi istisnası, ÖTV istisnası, bedelsiz hazine arazisi veya mera tahsisi gibi kaynaklar sağladı ve sadece jeotermal seralarla ilgilenen tarıma dair ihtisas organize sera bölgesi daire başkanlığını ihdas etti. Bugün geldiğimiz noktada 4.000-4.300 dönümlük jeotermal kaynaklı sera inşası şu anda 13.000 dönüm seviyelerinde. Bunların en büyükleri Alaşehir'de 1.800 dönüm, yine keza Efeler'de, Aydın Efeler'de 717 dönüm, Sarayköy'de 712 dönüm bu faaliyete geçmek üzere altyapısı tamamlandı. Kütahya'da 300 dönüm ve Uşak'ta yaklaşık 2.400 dönümle Dikili'de 3.000 dönüm olmak üzere bunların inşası hızla devam ediyor. Bunların ekonomimize sağlayacağı tarımsal katkı ise yaklaşık biraz önce zikrettiğim dönümleri 7 katı. Çünkü her seradan bir yıl içinde 7 kez ürün alınabiliyor jeotermal ısı sayesinde. Ülkemizin kapasitesi 50 bin dönüm civarında. Eğer 50 bin dönüm civarında jeotermal sera yapmayı başarabilirsek 350 bin dönümle yakın topraktan elde edilen ürünü hiçbir katkı, ilave gübre ve ilaç kullanmadan yapabiliriz ve 50 bin dönüm sera demek yaklaşık 75 bin kişiye direkt yani dolaysız istihdam sağlaması demek. Bunun diğer yan kollarıyla işte nakliyesiyle, temizliğiyle, ambalajıyla da dahil edersek 150-200 bin civarında istihdamı elde etmek mümkün. Yani tüm bu sayacaklarımı toplayıp özetleyecek olursak ülkemizin enerji, tarım bağımsızlığında kullanabileceği elinde bugün arayıp yıllardır bulamadığı petrol ve doğalgazı çok daha üzerinde işe yarayabilecek ve faydası olacak kaynağı mevcut. Jeotermal kaynaklar petrol yatırımları gibi sondaj maliyetlerinden dolayı son derece maliyetli yatırımlar. Onun için desteğe ihtiyacı var. Alım garantilerine ihtiyacı var ve bu yatırımlar için hızlıca Ar-Ge projelerine ihtiyaç var. Çünkü bundan bir yıl önce biz bir tez attık ortaya ve bu tezle birlikte Alman Enerji Bakanlığı ile birlikte çalışmaya başladık. Neydi bu tezimiz? Dünyadaki bugün var olan, çıkarılan lityumun yaklaşık 1/5'i ülkemizde mevcut. Nerede mevcut? Jeotermal kaynakların içinde mevcut. Gelin bir Ar-Ge çalışması yapalım ve bu jeotermal kaynakların içindeki lityum, gümüş, altın gibi kıymetli madenleri çıkararak ülkemiz ekonomisine katkısını sunalım. Çünkü lityum bundan sonra altın fiyatlarına yaklaşık seyredecek ve altın kadar kıymetli olacak. Çünkü artık enerjiyi depolayabilecek en büyük kaynak lityum kaynağı. Ve dünyanın üretiminin 1/5'i de bizim hiçbir ilave yatırım yapmadan mevcut jeotermale gelen suların içinden ayrıştırarak jeotermal madencilik faaliyetiyle çıkaracağımız ve dediğim gibi maliyet harcamadan bunu yapabileceğimiz olanaklarımız mevcut.
Yine parasal büyüklüğü buna yakın altın madenciliği ve gümüş madenciliği de yapılabilir. Yaklaşık 28 çeşit kıymetli maden var jeotermal kaynakların içinde. Enerji Bakanlığımızdan ve ilgili kurumlardan bununla ilgili artık ciddi ARGE çalışmaları bekliyoruz. Biz yaklaşık 6 toplantı yaptık Alman Enerji Bakanlığı'yla. Şu anda Alman Enerji Bakanlığı ve hükümeti lityum, jeotermal kaynaklardan lityum eldesini başardı ve ticari olarak da çıkarmaya başladılar. Yine Fransa olmayan jeotermal kaynaklarından, yani o kadar cüzi ki jeotermal kaynakları, olmayan jeotermal kaynaklarından lityum elde etmeye başladı. Biz ise içinden hiçbir minerali almadan geri yer altına basıp bunca kıymetli madeni maalesef aldığımız rezervlere göndermek zorunda kalıyoruz. Biz 10 yıl gibi kısa bir sürede 65 tane santral inşa edip dünya dördüncülüğüne erişmeyi başardık ama bu arada yatırımların verdiği bir yorgunlukla ve zaman bulamamayla maalesef halkımıza bunu anlatmayı ihmal ettik. Artık bu saatten sonra bunları anlatmaya çalışacağız. Sizin aracınızla da ufak ufak böyle doğru bilinen yanlışları size bahsedeyim. Örneğin jeotermal suların zehir saçtığı, kanserojen madde içerdiği halk arasında söylenmekte ve bizim de kulağımıza kadar gelmekte. Oysa içtiğimiz sodalar, şifa bulmak için içine girdiğimiz kaplıcaların jeotermal elektrik santrallerinde kullanılan jeotermal kaynakta hiçbir farkı yok. Yani içebiliyoruz, içine girebiliyoruz ama elektrik üretirken kanser yapıyor. Yani bu söylem son derece yanlış bir söylem. Jeotermal santraller sularını derelere bırakıyorlar. İşte Büyük Menderes'i, Gediz ırmaklarını kirletiyorlar gibi bir takım söylemler var. Bu da kesinlikle yanlış. Bugün bir santral eğer yaklaşık 1000-1500 ton saat su kullanıyorsa bu 65 santralde 90 ila 100 bin ton saat civarında bir su yapar. Bunu hiçbir alıcı ortam ne kabul eder ne de biz bunları yetkili kurumlardan saklayarak alıcı ortamlara deşarj edebiliriz. Ve şuna bilin ki bugün bir jeotermal santralin 1 megawattının yatırım maliyeti 4 milyon dolar civarında. Eğer bizler 6 ay süreyle bu suları alıcı ortamlara bırakırsak 7. ayda elektrik üretecek 1 gram dahi su bulamayız. Bir diğer konu jeotermal santrallerin arazilerin büyük bir bölümünü yok ettiği seviyesindeydi. Bu da yanlış. Dünya üzerinde inşa edilebilir elektrik santrallerinin içinde en az toprak kullanan, megawatt başına toprak kullanan santral tipi jeotermal elektrik santralleri. Bugün bir güneş santralinde 12 dönüm, rüzgarlarda 7,5 dönüm ama bir jeotermal santrallerde megawatt başına biz 2500 metrekare yani 2,5 dönüm arazi kullanıyoruz. Yine Aydın, Manisa gibi yörelerde ürünlerin miktarının azaldığı ve jeotermal santrallerin ürünlere zarar verdiği ile ilgili bilgiler yayılmakta. Ben size şimdi Türkiye İstatistik Kurumu'nun bir takım verilerinden bahsetmek istiyorum. Bugün 2010 yılında yani jeotermal yatırımlar başlamadan Aydın'da 5.929.000 incir ağacı varken bugün 6.474.000 incir ağacı var. Yani yaklaşık 500.000 civarında bir ağaç artışı var. Yine 2010 yılında bu ekili alan miktarı, incir ekili alan miktarı 353.000 dekar iken bugün 374.000 dekara çıktı. Yine Manisa'dan bir örnek vereyim size. Bugün Manisa'da 2010 yılında toplam 186.000 dönüm arazi ekili, üzüm ve bağcılık faaliyetinde kullanılıyorken bugün bu 186.000 dönüm arazi 215.000 dönüme çıktı. Yine Aydın'da zeytincilik faaliyetlerinde sofralık zeytinde 61.000 tonken üretim kapasitesi bu 73-74.000 tonlara kadar çıktı 2019 yılında. Yine zeytinyağlık üretim ise 144.000 tondan 310.000 tona çıktı. Yani bu veriler Türkiye İstatistik Kurumu'nun üretici borsalarından sağladığı ve teyidi yapılmış verilerdir. Geçtiğimiz yıl 2020 yılında, özür dilerim, 2020 yılında Aydın'da Cumhuriyet tarihinin en büyük incir üretim rekortesi kırıldı. Şundan emin olun, hiçbir jeotermal santral çevresini kirletmez.
Size de ilk fırsatta bir jeotermal santrali gezdirmek isteriz. Hatta kaydedip yayınlayalım da. Çok Mesela memnun. bizim elektrik santralimizin dört bir tarafı bağ ve yemyeşildir. Biz kendimizde sondaj yaptığımız sahaların etrafında kalan kısımlarda da bağcılık faaliyetiyle uğraşıyoruz. Bizim santrallerimizden atmosfere bıraktığımız hidrojen sülfürün oranı hastanelerde tedavi amacıyla kullanılan hidrojen sülfürün oranıyla aynıdır. Yani hiçbir tıbbi zararı yok, ispatlanmış bugüne kadar. Halkımızdan sadece şunları rica ediyoruz. Lütfen duyduğunuz şeyleri bizimle irtibata geçin ve bizlerden teyit ettirin. Biz de dilimiz döndüğünce, vaktimiz oldukça bu konuda uzmanlaşmış bilim insanlarını da yanımıza alarak işte kasaba kasaba, şehir şehir dolaşıp kongrelerle, konferanslarla bunları anlatmaya çalışıyoruz. Bugün bir petrolümüz yok, çok özür dilerim böldüm. Bugün bir petrolümüz yok, ancak petroldan çok daha kıymetli jeotermal kaynaklarımız var. Bunlara sahip çıkalım. Devlet olarak, vatandaşlar olarak, hepimiz olarak. Türkiye'de jeotermal enerji sektöründe gelinen son durumu aktardık. Üye olarak kanalımıza destek verebilir ve projeler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Üyelerimizin elde ettiği ayrıcalıkları öğrenmek için videonun açıklama bölümünde yer alan bağlantıya tıklayınız. Siz de yaşadığınız bölgedeki projeleri yakından takip ediyorsanız, Kamu Gözü İş Ortağı programına dahil olabilir, kanalımıza yayınlanan videolardan gelir elde edebilirsiniz. İş Ortağı programı ile ilgili detayları web sitemizde bulabilirsiniz. Kamu Gözü'nü izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.